Biz hep üniversitede okurken şirketlerin SWOT analizini falan konuşuyor. Ben o blogda da anladım. Evet. Bence bireyler kendilerini SWOT analizi yapmalılar. Ve bunda çok dürüst olmalılar. Biz hep başarılı insanların yaptıklarını, hayat hikayelerini copy paste yapmaya çalışıyoruz. Tamam da hayat bir Word dokümanı ve biz de kontrol C, kontrol V yapan insanlar değiliz. O oydu. Genel ekonomiyi gözlemleyerek seçiyorum. Yani benim bir şirketi beğenmiş olmam. Konjonktür iyi değilse o şirketi alacağım anlamına gelmez. Almam. Faiz bilmek bütün yatırım enstrümanlarını bir şekilde anlayabilmek demek. Çünkü ne yaparsan yap her şeyin başı da sonu da faizden geliyor. Sen halka arz olurken, ilk halka arzda insanların sermayesini alıp da kullanırken iyi ama ondan onlarla paylaşmaya gelmeyince ya kusura bakmayın ben size Kırıntıyı vereyim, burada pastayı ben yiyeceğim. Yok öyle bir dünya. Scarlett Johansson'un Lucy filmi var ya. İşte normalde insanlar beyninin %13'ünü kullanır, o kız daha fazlasını kullanır. Yani o Lucy falan olman lazım ki 50 tane <laughs> sektörü, şirketi hani bu kadar iyi bilip takip edebilirsin. Herkese selamlar. Fintables YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Altı Öz Aslan. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Serkan. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olasın. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Abi kısaca kendini tanıtarak başlarsan çok memnun oluruz. Bilenler, bilmeyenler. <laughs> Eski bir hazineci diyerek ben sana... <laughs> ya sorulacak <laughs> en zor soruyu da baştan sordun. İnsan sona saklar bu soruyu. Ya buna cevap vermek çok zor. Ama herhalde hazineciyim yani. Tek bir sıfatla kendimi tanımlamam gerekirse biliyorsun. Hani çok sıfatları seven falan biri değilim. Hazineciyim. Sonrasında e, makro yatırımcıyım. Yatırıma da makro bazdan bakmaya çalışıyorum ama her şeyin temelinde benim için faiz var. Yani faizin üzerinden yatırıma bakan, hazineciliği hiç bırakmamış, işte kalbinde temelinde hazinecilik olan bir insanım yani. şimdi Benjamin Franklin kendini bütün title'larını sıfırlayıp da matbaacı olarak nitelendiriyordu. Hakikaten ben de kendimi hazineci olarak nitelendiriyorum. Süper abi. Peki abi yatırıma çok erken başladığını biliyoruz. Yani evet. 39 yaşındasın ama yatırım serüvenin çok uzun. Ya <laughs> aileden de gelen bir şey var ama 15 yaşında başladığını biliyoruz. Ya orası nasıl başladı? Kanun uygun mu? Efendim? Kanun uygun mu? <laughs> Başkalarının <laughs> tanıdıkları zenden diyelim oraya. Ya bunun süreç nasıl başladı abi? Yani lise çağında aslında Türkiye'de borsana çok yaygın olmadığı bir zamanda yatırıma başlayıp devam ettirmek. Ya şöyle ben çocukluğumdan beri hazineci olmak isteyen biriydim. Başka hiçbir meslek sahibi olmak istemedim. Bunun da tek kaynağı esasında annemdi. Onu da e, hazineci olması ve banka üst düzey yöneticisi olması sebebiyle oradan geldi. Kanıma işte dediğim. Çocukken de çünkü sürekli ben çıktığımda annemin okuldan çıktığımda böyle ilkokulda ortaokulda annemin yanına falan giderdim. Hazinenin kokusunu alırdım. Rakamları gördüm. İşte o zaman en fazla 3 aylık tahvil ihalesi vardı. Telefonlarla giriliyordu. Mavi yeşil dosya ekranlarını falan görüyordum. O beni cezbetti yani. Dedim ki hayatta bundan daha seksi bir şey olamaz yani. Ve bunun içinde yer almalıyım. Çocukluktan beri öyle geldi. Ve sonrasında hep Merak ettim işte akşam okuldan eve geldiğimde televizyon açardım İşte o zaman kanalda dedi bir dizi vardı vahşi güzeldi çok severdim dizi kızdan dolayı ama Natalia Oreiro diye bir kadın oynardı çok güzel gelirdi o kadın dizi izlerken de altta bant akardı işte orada İMKB dolar ne oldu mark ne oldu vesaire sonra işte teletex vardı teletexe girerdik oradan işte hisse senetlerinin fiyatlarını vesaire ve ben her gün bunları o işte çocuk aklımda ezberlerdim, takip ederdim, anlamaya çalışırdım. İşte akşam anneme sorardım ya da onun telefon konuşmalarını böyle kapı kenarından dinlerdim. Ne konuşuyor, neden konuşuyor, ne oluyor falan diye derken böyle ufak merak sardım. Ee, bir harçlığım, harçlığımdan birikimim vesairem de vardı. Derken işte ben tek çocuğum, bir kardeşim, abim, ablam falan yok. Bir yakın ayrı dostumuz vardı, o da tek çocuktu. Benden çok büyük olduğu için onun hesabı vardı. Ben onun, işte onun hesabının üzerinden dedim ki ben bunu Kullanacağım, şey yapacağım falan. Öyle... ...ilk işte işlemlerimi yaptım. İşte şans eseri de gerçekten... ...o yaştaki bir çocuk için muazzam sayılabilecek bir... E, ...getirim oldu, bir para kazandım. Koyduğum para da biraz hani yine... E, ...hatır bir rakamdı belki, onun da etkisi var ama... ...hani özüne dönüp baktığında iyi bir şey... ...kazanç oldu. Ama tabii burada hep söylediğim gibi işte... ...ilk... İlk hamlelerinde kazanmanın bir laneti vardır tamam mı? Gerçekten kazanarak başlamak iyi bir şey değil bu arada. Kaybederek başlayanlar bence daha şanslı. Yani bunun kıymetini bilmeliler. Çünkü hani tecrübe dediğin hikaye başarıların, değil, başarısızlıkların. Default olarak tecrübeyle başlayabilmek bence büyük bir nimet. E doğal olarak da tabii ben bu nimetin asimetriyle başlayınca sonra 2001 krizi oldu. E, o kar böyle gitmeye başladı. Eriyor böyle buzullar gibi eriyor, eriyor, eriyor. Sonra genç yaşta düşen bıçağı tutmaya çalışmayı denedik. O işte paçal da paçal da aşağıya geliyor. Baba bana bir para ver. Babamdan alıyorum yine koyuyorum. Onu yapıyorum bir daha koyuyorum falan derken sonra bir baktım elimde öyle bildiğin tabi şey işin resmi çokonat kadar bir şey kaldı tamam yani. Çokonat parası kaldı. Ve orada işte zararla tanıştım işin özetinde. O işte düşen bıçak tutulmaz, paçal yapılmamalı. Yapılması gereken yerler de vardır bu arada ayrı bir konu ama hani belki son tahlilde özette ortalamada yapılmaması gerekiyor. Böyle başladım. Ve ondan sonra sürekli bir Borsa İstanbul yatırımcısı oldum. Kendi işte 18 yaşıma geldim, kendi hesabımı açtım. Hayatım boyunca devam etti. Yurt dışında yaşadığım bir dönem vardı. Sadece o dönemde bir 3 sene civarında Borsa İstanbul'da hiçbir yatırımım olmadı. Çünkü gerçekten vaktim yoktu ve Türkiye ile işte 8 saat saat farkı vardı. İlgilenemiyordum da bu yüzden. Ben aktif olarak piyasayı takip etmeyi seven biri olduğum için takip edemediğimde huzursuz oluyorum. O dönem yapmadım. Ama hani 18'den öncesine çöpe at yasal değil diyelim. İşte 18, 39, 21 yıl. 3-3,5 senesini çıkar. 17-17,5 senedir en azından aktif olarak bir borsa İstanbul yatırımcısıyım. Ya da borsa yatırımcısıyım diyelim yani. Süper. Peki abi hani laf arasında yakaladığım aktif de piyasayı takip ediyorum dedin. Burada da biraz yatırım tarafına gelmek istiyorum. Bir trader tarafın var senin. Hatta evet. büyük bir tarafın aslında. Ama yıllar ya, yıllardan beri de e, değişen şeyler var mı? Nasıl başladı? Yani ilk yatırıma başladığında o trader olarak başlamak, hem teknik analize de değinmek istersen, orada da bir sen sevinirim aslında. Orası nasıl başladı? Şöyle, işte hazinecilikte esasında trader olmayı öğreniyorsun ya da bar içinde diyelim fıtrat olarak da seni geliştiriyor. Ben ilk işte banka hazinesinde işe başladığımda banka hazineleri şöyle ayrılıyor. Bir aktif pasif yönetimi var, işte eylem deski dediğimiz, bir trading deski var, bir de satış deski var. Bu işin mutfağı aktif pasif yönetimi. Ben ilk aktif pasif yönetimle başladım ama genelde işte üç kişi başlayacaksa ve trading'e geçmesi baştan planlıysa yani onunla iş görüşmesini yapan esasında genel müdür yardımcısı zaten bundan trader olur olmaz diyor, görüşmede anlıyor. Ve trader olabileceğini düşünüyorsa üç kişiden iki tanesini direkt trading deske koyabiliyor. Sadece bazı kişilere aktif pasif yönetiminden başlatıp ondan sonra trading deske kaydırıyorlar ve bu çok büyük bir nimet, bir şans. Benim de hayatta şans kartlarım gerçekten hep yaver gitti önüme açıldı. Çok akıllı ya da yetenekli olduğumdan değil esasında bu şansların önüme gelmesi ya da bunu değerlendirebilmek kaynaklı. Aktif pasif yönetimine başladım. Aktif pasif yönetimi bir bankanın ve bu işin, bu sektörün mutfağı. Yani bir bankanın bilançosunu okumak, yönetmek, buradaki riskleri anlamak, fonlaması, piyasaya görmek yani benim İlk başladığında bir Nursan ablam vardı. Türkiye'deki en bilgili ve tecrübeli eylemcilerden biridir. Nursan ablanın işte nakış adını verdiği bir egzeli vardı. Her gün Türkiye'de tüm piyasaya giren parayı noktası bir güne biz takip ederdik. Vergiden giren çıkan bankaların döviz işlemleri daha Çok büyük bir egzer bu. Hala da duruyor bu arada evde bende. Birkaç sene öncesine kadar da bunu devam ettirdim yani alışkanlık olarak. Ve oradan işte trading'e kaydım. İçimde bir trader varmış esasında. Burada da şansım yaver gitti. Belki de hayatımda e, Türkiye'nin görüp görebileceği en azından 21. yüzyılda şu 2000 yıllar için konuşuyorum. Görüp görebileceği en büyük trader, en iyi trader. Benim patronum oldu, abim oldu, e, yoldaşım oldu. Ve ne öğrendiysem ondan öğrendim. O da gerçekten yani sabah akşam böyle bildiğin usta splinter gibi öğretti bana zaman harcadı vesaire hep böyle gitti. Ve içimdeki trader'ı bir şekilde parlattı ya da işte taşı yonttu ve ona bir şekil verdi ve ben o traderlığın üzerine hayatıma devam ettim. Bu traderlık tarafını ben ne yazık ki şey yapamıyorum yani bu nasıl anlatayım çok böyle baskın bir hayvan esasında benim içimde ve bunu kontrol etmeye çalışıyorum. Yani bunu benim sönümlendirebilmem mümkün değil. Hani herkes doğuştan bir yapıyla, fıtratla geliyor. Bu yüzden de ben trader tarafını kontrol etmeye çalışan bunu yatırımcıya doğru çevirmeye çalışan ama ikisinin arafında kalmış nevi şahsına münhasır bir kişiyim bugün. Hani trader tarafından vazgeçemiyorum. Çünkü aktif olarak piyasa takip etmek de benim için çok keyifli bir şey. Bunu hep yapıyorum. Ben kendi işimi yaparken zoom'da toplantı yapıyorum önümde piyasa açık. Bunu bırakamam ben ya da işte motosikletle geziyorum mesela 15-20 dakika sonra bir yerde dururum bakarım. Restorandayımdır bakarım. Bir şey yapacağımdan yapmayacağımdan değil haberleri okurum. Sürekli işte bir sürü yerden bizim eski piyasa arkadaşlarından, gruplardan bir şeydir. Onları anlık olarak okurum mesela. Yani bu, bu benim yapım bırakamıyorum. Dinamik de bir insanım herhalde. Çok statik biri değilim. Bu yüzden de o trader tarafını kontrol etmeye çalışıyorum. Bunu kendi çapımda yatırımcıya, yatırımcı, yatırımcı olmaya evirmeye çalıştım. Becerebildim mi dersen çok dürüst cevap vereyim. Beceremedim. Ama hala becermeye gayret ediyorum. Bunun ikisinin birleşiminden de Araf'ta kendi kendime bir şey yarattım ve hayatıma böyle devam ediyorum. Peki abi teknik analiz, temel analiz biliyorsun tartışma konusu. <laughs> çok savunan var iki tarafı da. İki tarafında fanatikleri var. Harmanlayan var. Sizin bakışında ne? Ya şöyle ikisi de bence karlıdır. Ama buradaki hikaye şu. Bir, bunun mutlak doğrusu yok. Zaten çok uzun süredir yatırım yapan bütün insanlar dünyada hep bunu söyler. Yani bir yatırım tarzını ya da yatırım yapmak için kullandığınız araçların mutlak doğrusu yok. Ben işte sene başına bir blog açmıştım. Asper kadar ufak bir şeylere farklı bakmak isteyen ya da hani bu adam çıkıyor, konuşuyor, bir şeyler anlatıyor da hani nedir, nasıl bakıyor diye merak etmek isteyen varsa oradan okusun kendimi anlatayım diye. Çünkü Twitter'da ya da televizyonda bunu anlatmak çok zor oluyor diye açtım. Orada da paylaşmıştım. Bence insanın önce kendisini tanıması gerekiyor. Yani yatırım yapmak bence yolun ortasındaki hanlardan bir tanesi. Ama yolculuğa çıkmadan önce, hayatta bir yolculuk ya sonuçta yani. İşte bir okuyoruz, bir meslek seçiyoruz vesaire falan. Sen kimsin? Kimsin derken nasıl birisin? Özelliklerinle Yani bize hep üniversiteleri okurken şirketlerin SWOT analizini falan konuşuyor. Ben o blokta da anladım. Evet. Bence bireyler kendilerini SWOT analizi yapmalılar. Ve bunda çok dürüst olmalılar. Yani dışarıya yalan söyleyebilirsin bu hayatta. Bunu eleştirmem ama kişi kendine yalan söylememeli. Kendi güçlü tarafını, kendi zayıf yönlerini, bunları çevirebileceğin yerdeki fırsatlarını ya da senin defolarından dolayı bu hayatta sana tehlike olabilecek şeyleri bilmelisin. Kendisi SWOT analizini çıkartıp bunu özümseyip ve bunu kabullenmelisin bu arada. İnsanlardaki en büyük problem artıların eksileri de kabullenmemekten geliyor. Bunu kabullendikten sonra buna göre kendi yatırımcı olacaksan yatırım tarzını da deneyebilirsin. İşte kişinin de dediğim gibi yani bu SWOT analizini yapıp kendi yöntemini bulması gerekiyor. %100 temelci de olabilirsin. %100 teknikçi de olabilirsin. Momentum trader'ı da olabilirsin sadece örnek veriyorum. Ne bileyim bunları karman çorban bir ezogelin gibi çorba da yapabilirsin. Yani böyle içine her şeyi attın ya da aşure gibi bir şey içine her şeyi attın tamam mı işin özetinde. Ama bunun sana uyması gerekiyor. Yani ben kitap okudum işte ne bileyim akıllı yatırımcı okudum. Damodoran okudum işte Mobus'un takip ediyorum. Dünyada tek şey e, temel analiz. İşte tek şey DCF hayır değil. Yani ona bakarsan da işte bir sürü... E, kitaplar var farklı farklı teknik analizlerle başarılı olmuş insanlar ama o onun fıtratına, yapısına uygun. Sana uygun değil. Zaten buradaki hikaye hep şuradan kaynaklanıyor. Bize diyoruz ki işte şu kitabı oku, bu kitabı oku, bunun hayatı, şunun hayatı tamam da insanların hayatında bizim örnek almamız gereken başarıları değil. Bak her insan eşsiz doğar ve hiç kimse birbirine benzemez. Biz hep başarılı insanların yaptıklarını, hayat hikayelerini copy paste yapmaya çalışıyoruz. Tamam da hayat bir Word dokümanı ve biz de kontrol C, kontrol V yapan insanlar değiliz. O oydu. O şartlar altında o kararları verdi, o eylemleri aldı, o hislerle yaptı bunu. Ama sen o değilsin. Bu yüzden de kişilerden ve kitaplardan almamız gereken hikaye esasında başarılar değil, başarısızlıklar. Ne yapmış da başarısız olmuş, bu başarısızlığa nasıl göğüs germiş, nasıl çözmüş ya da neden çözememiş? Bu yüzden de bu işte temel teknik analize de hani konu dağılmasın diye geri bağlayayım buraya. Bu yüzden de bunun bir mutlak doğrusu yok. Kişinin kendini tanıması, neyin ona hataya sevk edip, neyin sevk etmeyeceği ve bunu nasıl yönetebileceği bilmesi lazım. Bu yüzden de nasıl rahat ediyorsanız öyle yapın. Gayet açıklayıcı oldu abi. Ağzına sağlık. Peki abi burada sen şimdi global tarafı da çok ciddi takip ediyorsun zaten. Makro tarafta oldukça güçlüsün. Küresel piyasalara şu an yatırım yapıyor musun? Sadece Borsa İstanbul mu? ve o sektörleri yani analiz ederek başlayıp şirketlere indiğim bir stratejim de var aslında. Orayı da açıklamak istersen. Ya küresel tarafa artık yatırım yapmıyorum. Yani hisse senedi olarak yapmıyorum. Çünkü esas ana işim girişim sermayesi <laughs> ve evet. şey. bu tamamen küreselde. Orada da hiçbir şart altında Türkiye yatırım yapmıyoruz. O tamamen Türkiye dışı. O yüzden hani ben kendi kendine nötr hec bir insanım esasında. Ama bunun dışında konumuz Türkiye borsası olduğu için yani buradaki borsa yatırımcılığı olduğu için 3-3,5 senedir yapmıyorum. Bunun da benim için bazı sebepleri var. İşte biraz önce de sorunu anlattığım gibi ben aktif olarak piyasa takip eden bir insanım evet. çünkü bu içimdeki trader duygusundan geliyor. Aynı zamanda benim için yani su içmek gibi yemek yemek gibi bir şey yani bu çok basit bir alışkanlık ve bundan çok büyük keyif alıyorum. Ben gece artık Amerika takip edemem ya da sabah dörtte beşte Japonya takip edemem bunu istemiyorum hayatımda. Bu çok yorucu bir şey haline geldi. E zaten kendi işimden dolayı ne yazık ki işte 3. Time Zone'da çalışıyorum ve yani ben gece 3'te 4'te bir sürü insan uyurken ayaktayım ama sabah 9'lara televizyondayım. Şimdi evet. böyle bir hayat bir yerden sonra çok yorucu oluyor. Ben bunun üzerine Amerika takip et, Avrupa takip et, Japonya takip et istemiyorum. E diğer taraftan da zaman içerisinde şunu fark ettim. Bir de işte yaşla gelen bir farkındalık oluyor. E biz hep işte 20'lerde her şeyi çok bildiğimizi düşünüyoruz. 30'larda, 20'lerde bilmediğini anlıyorsun. İşte 30'un sonlarına geldiğinde kendince doğruların daha oturmuş oluyor. Hayatta böyle bir işte cenga var ya üstüne koyuyorsun falan ama alttan da çekiyorsun onu. Oradaki çöpleri atıyorsun esasında. 20'nde işine yaramayana attın ama onu yıkmaman gerekiyor. 30'unda attın falan. Böyle bir kendi bloğumuzu inşa ediyoruz. Şimdi ben de şunu fark ettim. Bütün bunları harcadığım zamanın karşılığında bir... Huzurumdan, özgürlüğümden alıyorum. Ve iki çok yoruluyorum zaten diğer taraftan. E bir de biz kendi ülkemizdeki şirketleri, sektörleri çok rahat gözlemleyebiliyoruz. İşte Peter Lynch'in kitaplarında anlatıyor ya, mobilya sektörüne yatırım yapmış, mobilyacıya gidiyor, mobilya piyasasını gözlemliyor, işte markete gidiyor, marketi gözlemliyor, genel ekonominin durumunu gözlemleyebiliyor. Şimdi sen bunu yurt dışındaki bir şirket için yapamazsın. Yani ben Japonya'da gittim, bir şirket aldım, Amerika'da bir şirket aldım, Almanya'da bir şirket aldım. ben sürekli gidip de hele uçağa binip onları denetleyecek halim yok. E, faaliyet raporlarını okursun diye sorarlar. Evet ama faaliyet raporundaki hikaye de şu. Sen faaliyet raporunda şirketin sana verdiği, yani ben senin bunu bilmek istiyorum dediği şeyleri okuyabilirsin. Bunun dışında bir şeyleri okuyamazsın. E onu zaten herkes okuyor. Herkesin gördüğüyle, herkesin bildiğiyle zaten alfa yaratamaz. Orada ortalamada kalırsın. Hikaye ortalamadan uzaklaşmaksa, dışına çıkmak, Japonların tabiriyle gaijin olmak istiyorsan, o alfayı yaratabilmek istiyorsan, o zaman farklı kokular alıp farklı takip etmen gerekiyor. Ben mesela çok uzun senelerdir bunu yapıyorum. Millete de garip geliyor gülerler böyle. Çok AVM'ye giden AVM seven biri değilim. Hoşlanmıyorum çok kapalı alanlardan. Ee, ama AVM'ye her gittiğimde çok uzun senelerdir yaptığım bir hikaye var. Ben otoparktan çıkar önce ATM makinalarına oraya giderim. Bunun da sebebi şu genel ekonomi ne oluyor? Çünkü ben makro bir yatırımcıyım. Ve insanların tüketim harcamaları ekonomideki belirleyici şey. Biz iş tüketimle dönen bir ülkeyiz. ATM makinalarında insanların o gün çektikleri parayı ATM kartlarıyla mı, kredi kartlarıyla mı çektiği benim için çok önemli. Ben oturur orada 10 dakika gerçekten bunu gözlemlerim çaktırmadan. Bir iki kere de farklı ATM'lerden kendim de para çekerim böyle. Yandakileri falan göreyim diye. Ya böyle millete dikizlemek gibi gelir. Ama çok önemli çünkü şunu fark ediyorsun. Özellikle biz ne yazık ki gelir dağılma eşitsizliği çok yüksek bir toplumuz. Gezdiğin yerlerde hep zenginleri görüyorsun ama onlar Türkiye'de çok küçük bir güruh ne yazık ki. Bu ülkede yoksulluk sınırının altında yaşayan çok fazla insan var ki iki asgari ücreti topladığında bile yoksulluk sınırının üstüne çıkamıyorsun ne yazık ki. Bu yüzden de toplumun genel tüketimi, genel yaşamı ve ortalaması orada. Diğer tarafta değil. Şimdi bu insanlar o hafta sonu çocuklarını mutlu etmek, onlarla güzel vakit geçirmek için kredi kartından para çekiyorsa ekonomide bir problem var. Ve bu problem büyüyebilir demektir. Bu yüzden gözlemlemek çok önemli. Ben gözlemleme yeteneğini zaman içerisinde çok geliştirmiş ve bunun üzerine de yatırımını kurmuş biri olduğum için genel ekonomiyi gözlemleyerek seçiyorum. Yani benim bir şirketi beğenmiş olmam, konjonktür iyi değilse o şirketi alacağım anlamına gelmez, almam. Yani Covid dönemine kadar beklediğim, senelerce çok beğendiğim şirketler oldu mesela. Üç tane şirketti bu. Hep bir gözüm üzerindeydi. Ya bir şey olsa da alsam diyordum. Mesela almadım çok uzun zaman bunları. Ama Covid mesela o iş şirketi de Alma imkanı verdi bana. Yani o düşüşü getirdi. İşte gözlemleme, Covid tabii gözlemleyebileceğim bir şeydir ama ekonomiyi gözlemlemek açısından söylüyorum. Ekonomi büyümüyorsa şirketler de belli bir yerden sonra büyümeyecek. O zaman hani sen ona ne kadar analiz yapsan da fiyatı bu edecek diye o fiyata gitmeyebilir yani işin özetinde. Bu yüzden de o gözlemleme yeteneğini geliştirip hep buraya çevirdim diye. Abi hisse tarafına geçeceğim. Hisse ismi zikretmediğini... Geçme söyleme. <laughs> Aynen hisse ismi zikretmediğini biliyoruz zaten. Burada sadece... Ya blogu da takip edenler, seni biraz yakından takip edenler... Gerçekten o ayı piyasasını beklediğim bir dönem var. Yani öyle bir gün, bir hafta, iki haftalık bir süreç değil. Ve yatırım yaparken de aslında bizim e, sosyal medyadan veya e, sosyal ortamdan diyeyim gördüğümüz e, işte orta vade bir hafta, uzun vade <laughs> bir ay değil de gerçekten e, uzun vadeli yatırım yaptığın şirketler olmuş zamanında. Burada nasıl kendini hani geliştirdin ve e, yatırımda nasıl buna karar verdin? Yani kendimi geliştirdim çok iddialı olur. Hala geliştirmeye çalışıyorum. Hala öğreniyorum. Hala çekirgeyim yani işin özetinde. Orada öğrenmeye devam ediyorum. Ama şu oldu herhalde. Zaman içerisinde Türkiye'de Borsa İstanbul ne yazık ki çok efektif ve etkin bir piyasa değil. Ve isteyen kabul eder, isteyen kabul etmez ama çok ciddi bir manipülasyon oldu. Ve arz talep dengesinin ne yazık ki görünmez eller sebebiyle sürekli bozulduğu bir piyasa. Ve bu piyasada trade etmek gerçekten çok zor. Bunu anlıyorsun yani şimdi ben çok iyi bir faiz traderıyım, yani hani devlet tahvili sıfat falan. Ee, yani bir hayatta trade ile alakalı ya da finansla alakalı bir şeyle iddialı olacaksam bu gerçekten faiz olur. Çok ciddi montanlarda döviz trade ettim, flow yönettim ama buradaki tecrübelerim hiçbiri Borsa İstanbul'a ne yazık ki yaramadı. Çünkü birinde adil, etkin ve arz talebin ve likittenin olduğu, volatiliteyi kestirebildiğim ve yönetebildiğim bir piyasadan gelip de bunların asimetri olduğu bir piyasaya geldiğinde orada şunu fark ettim. Buna verdiğin enerji, harcadığın zaman, yaşadığın stres ne yazık ki değmiyor. Bir yerde de şu oluyor. Kaşıkla topluyorsun, kepçeyle veriyorsun. O zaman da işte yatırımcı olmanın farkındalığı orada geldi. Ama dedim ya biraz önce konuştuk. Hani yatırımcı olabildim mi dersen hayır olmadım. Yani zaten böyle bir yatırımcılık iddiam falan da yok. Yani içimdeki o trader'ı yönetmeye, dizginlemeye çalışan ve bunu kendimce evirmeye çalışan biriyim yatırımcılığa doğru. Bu buradan geldi ama hazineden kaynaklı şöyle bir artım oldu belki hayatta. Mesela işte piyasa zamanlaması yapılmaz diyorlar ya ben böyle bir şeye inanmıyorum. Bence piyasa zamanlaması yapılabilir. Yani ben en azından yapabiliyorum. Yapıyorum çok iddialı olur. Yapabiliyorum. Hani yüzde kaç yapıyorsun? 50'nin altı değildir. Ama 65'in üstü değildir. Arada bir yerde yapılabiliyor ve ben piyasa zamanlamasını yapılabileceğine inanıyorum. Ama oradaki fark şuradan kaynaklı. Şimdi ben makro bakan biriyim yani ben tümden geliyorum makrodan geliyorum oradan eskiden yurt yurtdışına ülke yaparken o makroya göre ülke ve sektör seçip ondan sonra da şirketler okuyup şirket seçiyordum. Tabi artık sadece Türkiye olduğu için küresel makro Türkiye makro buna göre sektör ve buna göre şirket yani böyle alt kümeye doğru iniyorum tümden geliyorum. E şimdi bunu yaptığın yerde makrodaki değişimleri çok okuyabiliyorsun. Bir de ben sürekli dışarıda olan biriyim ve çok farklı sektörlerde çok e, hasper kadar network'ü olan bir bir sürü sektörde ne olduğunu birinci ağızdan çok hızlı bir şekilde öğrenebiliyorum. Gözlemleyebiliyorum tanıdığım insanlarda ve o sektörlerdeki değişimleri çok önce haiz oluyorum. Yani sen mesela örnek veriyorum biri geliyor işte veri topluyor, veri bakıyor. O veri zaten olmuş bir şeyin sonucu. Yani olmadan önce onu koklayabilmek hikayesi. Esasında hazineciliğin verdiği hikaye oydu. Yani benim belki bir avantajım o oldu. Yani faiz bilmek bütün yatırım enstrümanlarını bir şekilde anlayabilmek demek. Çünkü ne yaparsan yap her şeyin başı da sonu da faizden geliyor. Ve faizi kestirebildiğinde faizin nedenini, faizin sonucunu, neden yukarı gitti, neden aşağı gitti, ne olacak, nereye gelecek, enflasyon vesaire dediğinde bu seni zaten makroyu takip etmeye ve gözlemlemeye itiyor. Ve sen bunu takip ede de gözlemleme yeteneğini bir şekilde geliştiriyorsun. Geliştirmek istiyorsan tabii ki ya da böyle bir yatırımcı olmak istiyorsan. Ve ben dedi bu Böyle gelişti ve sonrasında da bunu şirketlere evirdiğimde ben bugünkü halimle bir yatırımcı oldum. Ama 10 sene sonra da bugünkü gibi bir yatırımcı olmayacağım. 10 sene önce de böyle bir yatırımcı değildim çünkü zaten sürekli öğrenip gelişiyoruz. Yani Churchill'in bir lafı var işte, insanlar e, gelişir, geliştikçe değişir diye. Yani bizler de homo sapiens zaten öyle değil mi yani bütün evrim? Bizler sürekli öğreniyoruz, gelişiyoruz, İşimize yaramayan şeyleri arkamızda bırakıyoruz ve geliştiriyoruz. Bugün bu bana bu şekilde sirayet etti. Böyle bir yatırımcı oldum. Ve piyasa zamanlamasının dediğim gibi ben yapılabileceğine inanıyorum. Ama ben bunu makroyu okuyarak, makro değişkenlerle biraz önce verdiğim örnek gibi takip ederek bunu e, yapıyorum. Ama piyasa zamanlamasında benim kendi kendime seneler içerisinde yarattığım, baktığım belli şeyler de var. İşte ben volatilite benim için çok önemli bir şey. Likirite vesaire çok önemli bir şey. Bunlarla alakalı benim kendi geliştirdiğim ve tuttuğum Excel'ler var. Bunları da kullanıyorum ve Türkiye'de yapan çok iyi de fon yöneticileri biliyorum bu arada. Ama herkes yapmak zorunda mı? Hayır. Yani gerçek bir yatırımcı yapar mı? Bu da tartışılır. Süper abi. Peki burada blondan bahsettin abi. Ee, orada da yazmıştın ama hani burada da konuşmak istiyorum. Belli kriterlerim var. Çok da böyle e, dışına da çıkmamaya çalışıyorsun. Ya yani esneklik aslında senin için güzel bir şey ve kendini hani söylüyorsun esnek bir yatırımcı olduğunu ama o kriterler de aslında e, yani her yatırımcının kendi karakterine göre belirlediği şeyler diyebiliriz. Bu kriterleri neye göre belirledin abi ve biraz o kriterlerden bahsedebilir misin? Düşe kalka belirledim. Bir yani. Yani, <laughs> kulağının arkası kaldı diyorlar ya. Herhalde gerçekten öyle 16 olmuş. yaşında yatırıma başlayınca. <laughs> genç, yaşta, genç yaşta gerçekten öyle olmuştur. Yani şöyle biraz hata ki ben çok hata yapabileyim bu arada. Onu blogda da bir yazıda evet. yazmıştım. Aslında oraya değinecektim. Oraya evet. da de değinebilirsin abi. Hata yazılarında var. Evet. Ve hani hatalarıyla çok barışık biriyim. Yani bunları her yerde söylüyorum. Ya evet. da işte, mesela televizyonda çıktım bir, bir soru soruyorlar analiz yapıyorum, o andaki fikrimi söylüyorum. O yanlış çıkarsa ben televizyonda özür dilerim, özür dilerim bu arada yani. Böyle gördüm. Hani yani ben Onu, onu söyledim, kimsenin aklında kalmadı diye bir şey yok. Kimsenin aklında kalmasına gerek yok. Ben hatırlıyorum zaten ve yanlış oldu. E, hatalarıyla da barışık biriyim ve bununla alakalı da defter tutan biriyim yani. E, Defterini herhalde 19 yaşında tutmaya başladım. 20. senesi. Tabii bu arada 5. ciltte. Yani o kadar çok hata var bu arada yani. Ve bu hataları da gülücükle e, ben sınıflandırıyorum. 3 gülücük, Oğlum sen çok aptalsın hatası yani. hani Bu kadar da aptal olmaz hatası. İki gürücük ortalama bir hata. İşte tek gürücük de ne bileyim. Ya hani olabilir insanlık hali gibi falan. Ve ben bu defterleri okuyorum. Senede üç kere dört kere geriye dönüp bunları okuyup kendime gülüyorum. Bunda şundan dolayı insan beşer şaşar. Aynı hatayı bu arada yapıyorsun. Yani ders almana rağmen yapabiliyorsun. Çünkü hatırlamıyorsun bazen sürekli. Ve ben bu hatayı neden yaptım? nasıl bir psikolojiyle yaptım? Bu arada yazarken onları da yazıyorum. Yani hani bunu düşünüyordum. Şöyle hissediyordum, şöyle aldım. Şöyle stopladım. Dibinde stoplamışım falan böyle. Falan. Anlatabiliyor muyum? Hani öyle bir psikolojinin içini çünkü çok kaldıraç kullanmışım mesela. Dibinde stoplamak zorunda kalmışsın gibi gibi. Bir sürü sebebini bunları yazıyorum ve geriye dönüp okuyorum. İşin özetinde de o hatalar esasında bir şekilde kriterler doğdu. Bir yandan da hani benim iktisada bir soldan bakış açım var ya hep söylüyorum yani. Evet ben iktisat okudum iktisat doktoram var ama e, ve belki hayatında tanıyabileceğin en kapitalist insanlardan biriyim. Yani koyu bir Ayn Rand fanıyım. Ve hani hep başucu kitabımdır hayatım kaynağı. Ama hani sermaye piyasalarında kapitalizme bu kadar inanmama rağmen ben so, iktisada soldan bakan bir insanım. Yani vicdanıyla bakan bir insanım. Şirketlerdeki bazı kriterlerim de bu vicdanımdan geliyor. Mesela örnek veriyorum. E, bir sermayedar şirket kuruyor. 100 milyon sermayeyle ve halka arz oluyor. Oradaki 100 milyonun her birini örnek veriyorum. 4 defter değerinden satıyor. 400 lira. Ve ben onu ortak olmuşum. T anında bir vadede alıyorum. E sen zaten koyduğun parayı. Benden daha fazla bir parayla ben oraya geliyorum. Senin benden farkın ne? Niye fazla hakkın var? Şirketin yönetimi. Niye A tipi, B tipi, C tipi? Ya da niye benden daha fazla temettü alıyorsun sen? O zaman gelmeseydin borsaya. Bu benim vicdani yapıma ya da adalet kavramıma karşı bir şey. Ha, bunu bilmeme rağmen çok nadir de olsa yatırım yaptıklarım mı oldu? Evet oldu. Ama hani son kertede hani artık beğeniyorum, beğeniyorum, geliyorum, filtrelerim geçiyor. Ya tamam hani buna da takılma ama bu sefer ne oluyor? Ağırlığı çok düşük oluyor. Ya da halka açıklık oranı mesela. Yani bir şirketi gelmişsin %70'ini, %80'ini, %90'ını halka arz etmişsin değil mi? Zaten şimdi %70-80 halka açık ve üzerine imtiyaz var. Yani şirketin %5 ile şirketin %100'ünü yönetiyorsa bir patron ya şirkette problem vardır ya da patronda problem vardır. E, e, problemli şirkette de problemli patronda olmaz. Ya da her bir payının karşılığında kendisi 10 lira temettü alırken ben 1 lira temettü alacaksam yani kusura bakma böyle bir adalet yok bu evrende. O zaman borsaya gelmeseydin hepsini kendine alsaydın. Sen halka arz olurken ilk halka arzda insanların sermayesini alıp da kullanırken iyi, ama ondan onlarla paylaşmaya gelmeyince ya kusura bakmayın ben size kırıntıyı vereyim burada pastayı ben yiyeceğim. Yok öyle bir dünya. O yüzden hani benim bu fitrelerim dediğim gibi biraz tecrübelerim. İşte biraz da böyle soldan bakış açım vesilesiyle gelişti. Blue chip fitren de var abi. Orada sermayesi düşük. Evet. E yerine de bakıyorsun diye biliyorum ama. Ya şöyle çok büyük şirket sevemedim ben. Ee, herhalde bu da benim yapımdan kaynaklanıyor. Ben böyle risk işte inanılmaz yüksek bir insanım yani. Hani diyorum ya işte o biraz içimdeki trailer evet. falan da. Bunu kontrol etmesi falan da çok zor. Bunu zaman içerisinde öğrendim. Ve o risk iştahımın çok meyvesini yediğim dönemlerde oldu. İnanılmaz derecede acısını çektiğim dönemlerde oldu. Ama ben bundan zevk alıyorum yani. hani Ve bu yüzden de ben daha böyle küçük şirket, daha orta ölçekli şirket, hikayesini takip edebileceğim, yeni bir hikaye yazan, İçinde bir şey bulabileceğim şirketleri daha çok seviyorum. Yani örnek veriyorum işte ne bileyim 10 milyar dolarlık bir şirketin hissedarı olup da işte bu seneden örnek vereyim hani mevduat %60 ya. Ben %60 ya da %70 getir elde edeceğime 500 milyon dolarlık bir şirketten ben bu sene %30 kaybederim. Ama gelecek sene %300 kazanırım. Ben böyle bakan biriyim hani ama bu benim kendi yoğurt işim diyorum ya. Bu benim risk iştahıma göre seçtiğim bir yöntem. O yüzden çok büyük şirket sevmiyorum. Ya da işte çok ödenmiş sermayesi var, dolaşımda çok lotu var. Ben çok likit tahta da e, seven biri değilim. Böyle biraz daha illikit olsun, volatilitesi daha yüksek olsun. Orada tabii yatırımcı olunca, arada böyle aktif trade edince onun e, dinamikliği de bana keyif veriyor. Yani illikit olsun mesela örnek veriyorum. İşte X lotla bir anda %2 hareket olabiliyor mesela. Ben Hı -hı. onu seviyorum. Ama bunu gidip de işte Türkiye'nin en büyük holdinginde bunu o şekilde yaratamıyorsun ne yazık. Ya da işte oradaki meblağ çok büyük oluyor. Ama illikit tahtalarında tabii şöyle bir e, güzelliği oluyor belki. Doğru bir şeyi keşfettiysen ve bunda sabrettiysen, yatırımdaki en önemli hikaye aslında işte orada patience is a virtue diye bir e, söz var ya yani sabır en büyük erdemdir. Sabredebiliyorsan, sabredemediğim zamanlar da oluyor bu arada, sabredebiliyorsan bir vadede başka insanlar da bunu keşfettiyse o zaman fiyat hareketi o kadar sert oluyor ki İlliki tahtada çektiğim bütün cefa muazzam bir sefaya dönebiliyor. Ama sen bunu çok büyük bir şirkette zaten keşfedecek bir şey bulamazsın. Yani zaten her şey keşfedilmiş. Alem beyan orada. Oradaki getiri de belli. Yani bu yüzden de benim alfa aramam daha küçük şirketlerden, ödenmiş sermayesi küçük, halka açıklığı düşük, illiki tahtalardan. Ve ben yatırımcıysam aynı zamanda da ortam. E tabii halka arz olacaktan gidip bu raflara bu ürünleri niye koymadınız? Kızım kaç tane <laughs> sattın diye sormuyoruz. Ama baktığında şirketin kurucusu tabii ki şirketin kurucusu yöneticileri. Onlar götürüyorlar. Biz dışarıdayız. Ama hani sen bir kazanıyorsan ben de kendi payımda aynı biri kazanım, kazanmalıyım. O yüzden de adil ve vicdanlı patronunda benim ayrı bir filtrem oldu. Bir de şu vardı seneler içerisinde. Bir okul var. Benim Türkiye'de üniversite takık oldum pozitif anlamda takık olduğum yönetim kurulunda oradan mezun insanlar varsa her zaman benim için e, artı birdir. Abi hisse analiz tarafı çok şeye bakıyorsun. Yani mak yani global taraftan, küresel taraftan gelip e, sektörlere indiriyorsun ama hisse e, yani almaya karar verdiğinde diyelim sektörleri açtıktan sonra hisse de nelere bakıyorsun? Ya çok şey var ama en azından belli başlı ya çarpan tarafı değil de DCF tarafı senin için daha önemli. Onu biliyoruz. E, burayı da biraz açabilirsen çok güzel olur. Çarpanla çok alakam yok zaten. E, baktığım ya da Değerlemede falan da kullandığım bir şey değil DCF'i de zaten daha önce söylemiştim Ben DCF'e çok inanan biriyim evet. Ama Türkiye piyasasında efektifliğini çok Tartışılır buluyorum Ben artık şöyle kullanıyorum e, Ben bu şirketi aldığımda Ne kadar ucuza alıyorum yani kendi margin of safety'm için esasında Ben DCF kullanıyorum yoksa o değer olarak değil Çünkü şöyle bir hikaye var ben zaten bir sürü şirketi çok uzun seneler taşıyan biriyim. Hani sen örneğini biliyorsun, benim 17 sene taşıdığım evet. hisse var. Endeks öyle olmuş, şöyle olmuş falan. Zaten 60'a 40 ben hep kendi portföyümü biliyorum. Bir hisse de çok abuk bir fiyata gittiğinde satacaksan bile maksimum %40'ını satarım. Ben onda senelerce durmayı bekliyorsam %60 zaten bende durur. O trade ettiğim kısım 40'tır. Çünkü hatalı da trade edebilirsin, terslere kalabilirsin. Paçalım da yukarı gidebilir burada esasında aldığın fiyat. Bu yüzden de ben onu da kendimce hep 60'a 40'a böldüm. Ama dediğim gibi ben temel analizde daha çok bakan biriyim. Şirketle alakalı şöyle hikaye arıyorum. Hikaye takip ediyorum ya. Yani hikaye peşinde koşuyorum esasında. Ne yapıyor? Neyi dönüştürebiliyor? Sektöründe ne değişiyor? Bu şirketin farkı ne vesairede. Tabii bir sürü şirkette çok farklı ee, şeyler de buldum oluyor. Bazen de arkadaşlarımla paylaşıyordum mesela işte orta oldum bir tane yani hissedar olduğum bir tane şirketle mesela patronla patronun kızının e, Aston Martin'i şirketin içine kayıtlı mesela. Bunu buldum. Hiç kimse bilmiyordu falan böyle. Ama yani bir garip geldi. Hani bu kadar bir şirketin var. Ya onu da dışarıda tut gibisinden falan. Bunları da buldun oluyor. Bunları negatif hane yazıyorum bari tabii. Bu için esprisi bir yana. Ama işte hikayesini takip etmek, onun büyüme projeksiyonları, daha ne kadar farklı sektörden kendini ayıştırabilecek. Benim için en önemli hikaye o. Yani ben nevi şahsına münasır şirketler, nevi şahsına münasır patronlar, vizyoner insanlar neyi daha farklı yapabiliyor, sektörden ayrışabiliyor buna bakıyorum. Aldığı risk, yani mesela Türkiye'de hep şu var işte, şirket yatırım yapıyor, şu kadar yatırım açıkladı, biz bu şirketi alalım. Yani tamam da Türkiye'de insanlar esasında aldıkları yanlış kararlarla popülerler. Yani belki de her yapılan 10 yatırımın 7 tanesi şirkete negatif dönüyor, zarar olarak yazıyorsunuz. Ama hep öyle bir hikaye oldu. Şimdi bir iki tane growth hissesi oldu ya Türkiye'deki. Onlar bile esasında popi olmaları sebebiyle gereğinden fazla fiyatlara gittiler. Sadece yatırım yaptı. Okey de bu yatırım ne kadar feasible? Patron ne kadar iyimser? Aynı zamanda şirkete bakıyorsun ama o makroda o şirketin ya da sektörünün yeri ne kadar? Yani bazen öyle bir hikaye oluyor ki DCF yapıyorlar ya da işte bir pazar payı veriyor. Öyle bir pazar payına geliyor ki şirket neredeyse pazarın kendisi olacak. Ya böyle bir şey ne mümkün? Hani bunlara baktığında. Bu yüzden de hani ben daha makul olarak bunlara değerlendirirken onun kendi büyüme projeksiyonu değil. İşte sektör raporu çok satın alan biriyim bu arada. Ara işte araştırma kurumlarından vesaire falan. Küreselde de sektörünü, Türkiye'de sektörünü, Türkiye'nin küreselde payını o şirketlerin payına ne kadara gidebilir diye. Ben buradan değerlendirip bunun üzerinden onun hikayesini takip edip bunun üzerinden kendi değerlemesini yapan biriyim. Ama değerlemede, değerlemedeki herhangi bir şeye sadık kalmıyorum dediğim gibi. Yani benim için hikaye şu. Ben 80 lira buldum. 50 liradan alıyorsam benim için aradaki hikaye margin of safety. Onu da şöyle kullanıyorum. Orada da benim kendi yoğurt işim var. Ben şirketlerin fiyat hareketlerinin volatilitesini çıkarıyorum. Ve bu volatilite yani bir yıllık volatilitesi ve 21 günlük volatilitesi. Hangisi büyükse bunu baz alıyorum. Şirketin volatilitesinde baz aldığım rakamla margin of safety'deki yüzdeyi karşılaştırıyorum. Orada margin of safety benim için volatiliteden daha yüksek olmalı. O volatilitenin altında ise çıkan o şirket benim için pahalı geliyor. Çünkü bir yıl içerisinde çok saçma bir fiyat hareketi olursa ben o volatilitenin içerisinde ya da margin of safety'nin içerisinde kalabilmeliyim. Onu yönetebilmeliyim olarak bakıyorum. Bu da benim zaman içinde geliştirdiğim kendi yoğurt işim. Süper abi. Farklı <laughs> strateji. Peki abi popüler konulardan portföyde kaç hisse olmalı? Yani portföy yönetiminde zamanlama inandığını söyledin. Hani tabii ki yüzde yüz her zaman olmuyor ama portföy yönetiminde de o rotasyon. Yani bir hisseyi 20 yıl tutmak, sen de 17 yıl tuttun ama belli başlı sebepleri var tabii bunun. E, bir de, o <laughs> gün yani. <laughs> bir de tabii şey var yani hani satmanın veya hisse değişimi yapmanın çok yanlış olduğunu düşünen bir kesim var. İşte portföyde 50 hisse taşıyan da var, tek hisse yapan da var. Hani Tek doğrusu yok tabii ki ama hani senin bakış açına göre kaç hisse olmalı? Ya şöyle ilk başta konuştuk ya işte kişinin kendini tanıması evet. falan. Yani bu işte de oraya geliyor. Oturup portföyünde 50 tane hisse olan biri 50 tane hisseyi trade etmek için aldıysa önünde 20 tane ekran ve 50 tane grafik açıksa amenna. Ama ben 50 tane şirkete yatırım yaptım diyorsan ben 50 tane şirketi sektör olarak ve şirket olarak Hani Scarlett Johansson'un Lucy filmi var ya. İşte normalde insanlar beyninin %13'ünü kullanır, o kız daha fazlasını kullanır. Yani o Lucy falan olman lazım ki 50 tane <laughs> sektörü şirketi hani bu kadar iyi bilip takip edebilirsin. Yani mesela bende böyle bir IQ, böyle bir zeka yok. Ben hep söylüyorum, ben 4 tane sektörü çok iyi biliyorum. Bu sektörlerin dışına kolay kolay çıkmamaya çalışıyorum. Çıkarsam da onları çok iyi bilen arkadaşlarımdan ya da o sektörde yönetici olan C-level'larda ya da CEO olan insanlar var. Onlardan bilgi alarak diğer sektöre yatırım yapıyorum. Bunun bir mutlak doğrusu yok. Ama mesela bir iki tane taşımak bence çok büyük risk. Çünkü burası Amerika değil yani. Hani nerede olduğunun da farkında olman gerekiyor tamam mı? Şimdi Borsa İstanbul'un dolar grafiğine baktığında yemin ediyorum şey kalp hastasını bağlarlar ya böyle işte EKG. acilde EKG. Ya yani EKG gibi, gibi bir grafik var. Ya buna gerçekten can dayanmaz. Şimdi sen buna yatırım yapıyorsun da 20 sene boyunca tutsan ne kazanıyorsun ne kaybediyorsun. Bu yüzden zaten Türkiye'de ben zamanlama yapılabilir e, diyorum ya da zamanlama yapmaya gayret ediyorum. Çünkü orada çektiğin acıya değmiyor bir yerden sonra. Tamam birkaç tane hisse örneği verirler işte diyecek ki 10 senede bak işte hep böyle gitmiş. Okey de yani 520 tane arasında bir tane. Bir sen onu buldun mu? İki, o fiyattan alabildin mi? Üç, onu o kadar sene tutacak kadar sabırlı olabildin mi? Dört, kaç lot aldın? <laughs> On lot aldıysan da çok da bir şey fark etmedi hayatında. Hani bu yüzden şimdi hep bu grafikleri önümüze koyuyorlar ya. Okey de hani bu söylediğim 4 tane kıstas var mıydı da bunu kazanmayla yani hiç kimse de bu kadar şanslı değil. Yani bu yüzden o örnekler böyle çok e, normal dağılımın tail'ında kalan örnekler yani gerçek hayatta ya da hayal işte hukuk tabirle hayatın olağan akışıyla örtüşen örnekler kalmıyorlar. Peki abi yatırımda sence psikoloji bu işin yüzde kaçı? Of Herhalde 98-99'udur yani. Ya bu kadar analizden sonra bile evet. hala hani... Net. Bir senin psikolojin, iki piyasanın psikolojisi. Yani şöyle bakalım. Mesela temel analizi birini düşün. DCF yapıyor. Bir değer buluyor. Bir kere o değer onun değeri. Benim değerim değil. Senin değerin de Ahmet, Mehmet, Hikmet, Saffet, Erdem, Adem onların hiçbirinin değeridir. Herkes kendi beklentileriyle kendi değerlemesini yapıyor. Bunu fiyat kazanç oranıyla da yapan var. İşte EBITDA yapan olur, DCF yapan olur. Bunların hiçbirini yapmayan da olabilir. Fark etmez yani ondan sonra. Şimdi ama o onu kendi nevi şahsına münhasır bulduğu değer. Kendi beklentileriyle. Bu değer. Sen fiyata bakıyorsun ve fiyatla değerin öpüşmesini bekliyorsun değil mi? Ben burada en azından pozisyonumu yüzde ile vedalaşırım. Belki de yüzde vedalaşabilirsin. Fark etmez. Ama fiyata geldiğinde fiyat senin gibi değer atfeden, değer hesaplayan binlerce, yüz binlerce, belki milyonlarca insanın her saniye beklediği değeri değiştirdiği ve bunu arz talebe yansıttığı dinamik bir mekanizma. Bu dinamik mekanizmada sen tek bir psikolojiyle, tek bir değer atfederken orada milyonlarca insanın psikolojisi var ve bu psikoloji sürekli her saniye değişiyor. Her saniye bir fiyata yansıyor. Bu yüzden de sen ne kadar değer hesaplarsan hesapla, atfedersen atfet piyasadaki çoğunluğun psikolojisi ve o psikolojinin doğurduğu beklentiler ve o beklentilerin yansıdığı değer seninkiyle örtüşmüyorsa, fiyatla değerin öpüşmesi çok gecikir. Sen bir şirketi çok beğenirsin. Bende oldu mesela şu anda yaşadığım bir, var mı, bir tane. Çok beğeniyorum ve yani koddan çıkmazsa herhalde ben giderim, toprak olurum ya da ne olacaksam benden sonra kızıma kalır diye baktım. Türkiye'de tek şirket bu arada. Başka hiç böyle baktığım bir şirket yok. Hayatım boyunca da olmadı. Ve orada bir değer atfediyorum oraya. O değerin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ama piyasa oraya gitmiyor. Ve en az bir yıl daha gitmeyeceğini biliyorum ki ben 4 senedir taşıyorum bunu. Yani o 24, 34, 44 senede taşıyabilirim. Piyasa oraya gitmiyor. İşte bu bir acılı bir trade. Psikoloji dediğim böyle bir hikaye. İki psikoloji var işte. Bir, burada oturup beklerken kendi psikolojini yönetebilmek. Bu da bir psikoloji. İki, orada bir fiyatlama psikolojisi var tahtada. Her saniye değişiyor. Yeşiller, kırmızılar böyle gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Herkesin orada bir atfettiği fiyat oluyor. Bir de orada orayla senin uyman gerekiyor. Bu yüzden piyasa psikoloji yani. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde. Abone olanlara hisseyi birazdan söyleyeceğiz. <laughs> <laughs> Peki, şaka yapıyorum bu arada. Ciddi alamamasın. <laughs> Peki abi yatırıma sıfırdan başlayan birisine birkaç bir şey önerebilsen neler önerirsin? İlk konuştuğumuzda söylediğim gibi bence kendini tanıması, kendine dürüst bir SWOT analizi yapması. Blog'da onu yap, yazmıştım. Evet. Ben hani kendiyle barışık ve çok da kolay dalga geçen biri olduğum için ben kendi SWOT analizimi hayatta çok güvendiğim iki tane üç tane insana verdim. Bak ben bunları bunları düşündüm. Sen ne düşünüyorsun diye. O SWOT analizini onlara verip onların geri bildirimiyle de onu rötuşladım bu arada yani. Bunu bu şekilde de yapmayabilirler ama en azından kendilerini tanımaları. Bence sürekli çok dile pelesenk olan kitaplara ben zaman harcamamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her insan dedik ya eşsizdir. Herkesin başarı hikayesi de eşsizdir. Başka insanları copy paste yaparak ilerleyemez. Karda yap adımları takip etmek var işte filmlerde görürsün. Tamam da kar devam ediyor. Bir yerden sonra o adımları göremiyoruz. Bu yüzden de kimsenin yürüdüğü yoldan yürümemek gerekiyor. Kendinizi tanıyıp kendi yolunuzu bulun. Ama Piyasanın psikoloji olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor. Ben işte yatırımcı olup da senelerce burada gerçekten ama rasyonel bir şekilde kalmak isteyen insanlara psikoloji okumalarını, tarih okumalarını ve antropoloji okumalarını tavsiye ederim. Yani insan doğası, insanların davranışları, bütün bu davranışlardaki etkin faktörler, etmen faktörler, neden geldiği, sonuç kavramları, piyasadaki psikolojiyi anlatmak ve yönetmek açısından bu önemli. Zaten işte piyasa zamanlamasına bakma hikayem de benim buradan geliyor. Yoksa çok iyi bildiğimden, çok zeki olduğumdan ya da bunu hani işte Nostradamus'la Baba Vanga ruhu içinde de kristal küren var da bunu öngörüyorum falan böyle bir şey yok yani. Ama o psikolojik davranışları ve sebeplerini seneler içerisinde, içerisinde görmemden dolayı bir yerde bir bakış kalıbı oluşturdu. Bu yüzden de bu tip şeyleri bence okumalılar ve kendilerini sürekli geliştirmeliler. Şöyle bir şey vardı geçen bir arkadaş konuşurken ona sordum. Çok işlem yapan mı kazanır, çok okuyan mı kazanır? Çok okuyan kazanır, çok işlem yapan değil. <laughs> çok işlem yapan kendini çok yorar. Ben yerde tuvalet kağıdı görsem açar bakarım üzerinde bir şey yazıyorum diye okurum. Yani sürekli okuyan biriyim. Buraya yolda gelirken de arabada trafikte durduğumda bile okurum. Bu benim yapım. Kendimi böyle e, geliştirdim bugüne kadar böyle geldim, benim doğrum. Ama okuyun. Rahmetli Sakıp Ağan'ın bir sözü var ya derdi ya işte çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bence müthiş bir söz yani herkesin gerçekten sürekli böyle kulağının bir köşesinde kalması gereken bir söz. Ben de hep şöyle diyorum okuyun, okuyun, okuyun. Süper abi. Abi son sorumuz her konumuza da soruyoruz. Fintevista en çok beğendiğin özellik bir kullanıcısın sen de biliyoruz. Hı hı. Ee, en beğendiğin özellik ne Fintevista? En beğendiğim özellik ne? Ya da kullandığın? Yani şöyle. FinTables'ı aktif olarak kullanıyorum. En çok neye bakıyorum? Mesela bazen şöyle oldu esasında. Birincil bakış platformu oldu FinTables. Hı. Mesela bir hisseye bakıyorum. Ya bunda kredi işlem yapılabiliyor muydu? Bunda ceza var mıydı? Mesela kapa girip aramak yerine FinTables çok kolay. Ya da hangi fon vardı ya bunda dediğimde çok hızlı bulabiliyorum. Yani hani şimdi ben şirketlerin her birinde ben bende ayrı bir Excel var. O yüzden <laughs> hani ben oturup orada gelir tablosu ROE, ROE 2 falan ne diye bakmıyorum. Ama çok hızlı bir şekilde ama dışarıdayken ama ekran başındayken, evdeyken ya da ofisteyken yurt dışında bir şeye bakmam gerektiğinde elimin altında en hızlı açabileceğim platform. Ve şu var o verinin doğru olduğunu inanıyorum. Bence bütün hikaye şu esasında veri değil herkes veri sağlayabilir. Ama en az hata yapan en güvenilir yer oluyor ve oraya baktığında verinin doğru olduğunu inanıyorsun. Çünkü ben kredili pozisyon açmak istedim ve bir platform dedi ki burada kredili pozisyonda bir problem yok görüyorsun. Hmm. Belki de vardı, atmadılar. Belki güncellenmedi, server'da problem vardı. Bence bütün hikaye esasında verilen veriye de güvenebilmek oluyor. Bu yüzden de hani ben buna güveniyorum ve kapa bakmak yerine FinTable'dan kullanıyorum bunu. Süper abi. İyi ki geldin abi. Eklemek istediğin bir şeyler varsa son buyur. Yo, nazik davet için çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah izleyenler de iki buklede olsa bir faydamız olur diyeyim. İnşallah. Bizi izledi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, abone olmayı unutmayın diyelim. İyi seyirler, iyi günler.